Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile Teyit Geometri Kampı'nın 17. haftasının 3. videosundayız. Çemberde açıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve çemberde açıda önemli bir yerdeyiz. Ne anlatacağız? Teğet kiriş açıyı anlatacağız. Kitabımızda sayfa numarası 163, 164 ve 165 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Teğet kiriş açı adı üstünde. Teğet ile kiriş arasında kalan açıdan bahsedeceğiz. Daha önce merkez açı ve çevre açıyı anlatırken ne dedim? Açı ve gördüğü yay bizim için önemli dedim. Burada da öyle. Bak bir çemberde bir teğet ve bir kiriş arasında kalan açı alfaysa gördüğü yay 2 alfadır. Çevre açı muamelesi yapabilirsin. Açımız alfaysa gördüğü yay 2 alfa. Bak yalnız şu hata yapılıyor. Bunu yapma. Buradaki teğetle kiriş arasında değil de böyle kirişle yay arasındaki açıymış gibi zannediyorsunuz. Hayır. Burada bir açı yoktur. İki doğru arasında bir açı vardır ya da iki tane kiriş arasında ya da iki tane doğru parçası arasında bir açı vardır. O yüzden bu kiriş ile doğru arasındaki açıdan bahsediyoruz. Burası alfa ise gördüğü yay 2 alfa çevre açı muamelesi yapacaksın dediğimi unutma. Şimdi sorusuna bakalım. Arkadaş teğetlik varsa zaten özel durumdur. Teğet kiriş açı var mı diye bakarsın. Burada alfa isteniyor. Bizden ATC açısında 35 derece vermiş. Hocam bu açı 35 ise A teğetle kiriş arası 35 ise gördüğü yay 70'tir. Hocam eşit girişlerin ayırtlığı yaylar birbirine eşitti. Yani burası 70 ise burası da 70'tir. E şimdi burada 70, 70, 140, 360'a tamamlayan açısı 220 değil mi? E burada da 1'e 2 oran var. Yani 110 derece yapar. 360'a tamamlayan açısı 220. 220'de çevre açı var burada. Alfa'yı da böylelikle 110 derece olarak bulduk. Örnek 18, 110 çıktı. Geldik örnek 19'a. E hocam ne yapacağız? İkiz kenarlık var. Taban açıları nedir? Birbirine eşittir. Tamam eyvallah. Bunu böyle kullanabiliriz. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bu ilk başta bana verilen bilgileri şöyle bir kullanmaya çalışayım. Hocam merkez açı yok. Çevre açı yok. Teğet giriş açı var. Şurada da var. Burada da var. Bakalım bu açılar da yok. Ama bak x kenarlığı kullandım. Alfa ise alfa. Ters açıdan alfa. A iki açı yan yana gelmiş. Dayanamam. İkisinin toplamı hop bir dış açıdır. Alfa artı 15'tir burası. Bak şimdi teğet ile teğet ile kiriş arasındaki açı burası alfa artı 15 hop bu yayı mı görüyor evet neydi teğet ile kiriş arasında kalan açı alfa artı 15 ise yay 2 katıdır yani 2 alfa artı 30'dur e hocam burada da bir teğet kiriş açı var bak dikkat teğet ile kiriş arasında kalan açıyı şöyle gösteriyorum teğet ile kiriş arasında kalan açı burası bu açı 2 alfa artı 30'u görüyor. E 1'e oran vardı. O zaman burası da 2 alfa artı 30'un yarısı yani alfa artı 15'tir. Ana bir üçgen çıktı ve bütün açılar belli. Toplamda 3 alfa artı 15 eşittir 180 olduğundan 3 alfa eşittir 165 olduğundan böylelikle 165'i de 3'e böldüğümüzde 5 kere 3 15 55 mi yapıyor? Evet galiba 55 yapıyor. Cevabı da böylelikle 55 derece olarak buluruz. Evet örnek 19 55 çıktı. Şimdi gelelim bunların sonuçlarına. Bak iyi dinle sonuçları da bizim için önemli. Aynı yayı gören çevre açı ile teğet kiriş açı birbirine eşittir. Zaten tanımda ne dedik? Çevre açı gibi düşün kardeşim demedik mi? Dedik. E burada da bir teğetlik varsa. Öncelik teğet kiriş açıda. Teğet kiriş açıya ben alfa dersem. Gördüğü yay 2 alfadır. E bu çembere baktığım zaman burada da bir çevre açı var. Aa 2 alfayı görüyor. Burası da alfadır. Tutup da bence bunu ezberleme. Bu sonuç bence önemsiz. Sen kendin işlemlerle buna ulaşırsın. Bak gördün mü? Aynı yayı gören. Bak şuradaki aynı yay dediği burası teğet giriş açıyla çevre açı gerçekten eşit oldu. Teğet giriş açı alfa dersen 2 alfa 2 alfaysa burası da alfa oluyor. Bu sonucu bence ezberleme. Gelelim ikinci sonuca. Merkez ile teğet değme noktasını birleştiren doğru teğete diktir. Bak bunu özellikle çemberde uzunlukta çok kullanacağız. Öncelikle nereden geldiğini göstereyim ben sana. Bunun yani şu merkezden teğet doğrusuna teğet noktasında çizdiğim doğru neymiş? Dikmiş. Niye hocam? Çemberdeki en güzel çizimi Yarı çaptı. Bir şey yapamıyorum burada. Merkez açı yok, çevre açı yok, bilmem ne yok. Çember üzerinde herhangi bir nokta da yok. Mecbur şurada çap diye uzatayım şunu. Normalde karşıyız buna ama burada başka çaremiz yok. Uzattık bunu. Hocam bu bizim çapımız olduysa e o zaman burası ne oldu? Hop! 180 182 eş parçaya ayırmaz mı? Ayırır. Yani burası 180 derece oldu. A t kiri açı 180'i görüyor. iki e oran vardı. ise burası 90 derece olur mu? Olur. İşte bak ispatını da yaptım sana. Ama bu gerçekten çok önemli. Çemberde uzunlukta da benden şu cümleyi çok duyacaksınız. Merkez varsa, teğet varsa ne yapacaksınız? Çek dik diyeceksiniz. Yani çemberin merkezinden teğet doğrusuna, teğet noktasında çizilen doğru diktir. Çemberde açı kurallarında da kullanacaksınız bunu. Ek çizim yöntemlerinden biridir. Zaten alışkın olduğunuz bir ek çizim yöntemi bu. Ne yapıyorsun? Merkez varsa, teğet varsa çektiklerken yarı çap çizmesi oluyorsun. En etkili silahın yarı çap çizmek değil miydi zaten senin? Evet. Bunu hem uzunlukta zaten uzunlukta olmazsa olmazımız hem de açıda hem merkez hem de teğet varsa bunu yani şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Çünkü bunu çok kullanıyoruz. Gerçekten çok kullanıyoruz. Ama merkez teğet çektik cümlesini benden uzunluk konusunda çok daha fazla duyacaksınız. Geldik üçüncü sonuca. İçten teğet ya da dıştan teğet çemberler gördüğün zaman ortak teğeti çiz kardeşim. Bak bunu unutma. Bu da önemli. Birbirine teğet çemberlerde Çemberde uzunlukta farklı bir hamle yapacağız. Çemberde açıda farklı bir hamle yapacağız. Eğer iki çember birbirine değiyorsa değdiği yerden ortak teğet çiz. Değdiği yerden ortak teğet çizince bak ne çıkıyor. Amaç ya yani teğetlik varsa teğet kiriş açıyı kullanmak amaç. E hocam burada alfa dersem büyük çemberi düşün. Teğet kiriş açıdan alfaysa gördüğü yay 2 alfadır. E teğet kiriş açıdan küçük çemberde de gördüğü yay 2 alfadır. Aa ne oldu? Ortak teğeti çizince Buradaki yayların ölçüleri birbirine eşit olur. Bak uzunlukları demiyorum dikkat. Yayların ölçüleri sonuçta bu çemberin de ölçüsü 360 derece. Bu çemberin ölçüsü de 360 derece. Sonuçta bu çemberde de ben alfa derece alsam burası alfa derece alsam burası. Uzunluk olarak farklı olabilir ama ölçü olarak aynı bunlar. Bunlara dikkat et. O yüzden burada teğetlik gördüğümüz zaman amaç teğet kiriş oluşturmak. İşte çemberler dediği zaman da ortak teğet noktasından şu doğru bayağı hayat kurtarıyor. Haberin olsun. Bak ölçüler eşit olur. Hatta buraya beta dersen hop 2 beta hocam burası. Küçük çemberde de hop 2 beta burası. Gördüğün üzere. Bu çemberler dıştan da teğet olabilir böyle. Buradan da şu teğet şeyi çiziyorsun. Amacımız zaten teğetlik gördüğümüz zaman teğet kiriş açı oluşturmak. Şu teğeti çizdin. Teğeti çizince bak burada bir açı oluştu. Hatta ters açıdan burası da alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. A alfa gördüğü yay burada da iki alfa oldu. Yani bunlar varsa yaylar eşittir diye ezberlemektense ispatından gitmek daha mantıklı. Şimdi soru çözerken zaten bunları göreceksin. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Hocam teğet var. Teğet kiriş açıyı mı kullanayım? Kiriş yok. Kiriş oluşturabilirsin. Bir çözüm yöntemi aslında bu. Ama ben buradan yapmayacağım. Öncelikli olarak x kenarı verilmiş mi? Verilmiş. Alfaysa burası da alfa mı? Alfa. E ne yapacağız? Merkez var. Teğet var. A Çek dik. En etkili silahımız yarı çap. Şu verilen bilgilerle sonuca ulaşamadık ya. E, bir şey çizmem lazım. En etkili silahım da yarı çap. Çizdim yarı çapı. E, merkez teğet çektikten burası 90 derece ama yarı çap çizince yarı çap eşitleri de bizim için önemli. E, x kenar çıktı. Alfaysa bak burası da alfa oldu. İki açı yan yana geldi. İkisinin toplamı bir dış açı. İki alfa. Aa hocam bu üçgende 3 üç alfa 90'a mı eşit? Evet. 3 alfa 90'a eşit. Alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Olay bu. Geldik sonraki soruya. Bak merkez var. Hocam öncelikle teğet varsa teğet kilisi açımı kullanayım diye aklına gelir ama merkez de varsa merkez varsa teğet varsa bağır benle birlikte çek dik çok önemli tamam e buradan çek ama bu diki çizdin ya tamam eyvallah bu diki çizdik burada yarıçap çizmiş oluyoruz yarı çap uzunlukları da önemli bak yarıçap zaten çift çizgilenmiş hocam burası da çift çizgi bak burası da çift çizgi a ikizkenar kenar çıktı burada öncelikli olarak şuradaki ikiz kenarda Tepe açısı 20 derece ise taban açıları kaçar derece yapar? Hocam 180'den 20 çıkart 2'ye böl. 80, 80. Ters açıdan 80. Hocam şu da ikizkenar Bu ve bu. A 20 ise burası da 20. Tamamı 90 olduğundan 70 kaldı. Ve şu üçgene bakar mısın artık 80, 70, 150. Alfaya da ne kaldı? 30 derece kaldı. Yani alfayı böylelikle 30 derece olarak buluruz. Örnek 21'de. Tamam. Geldik şu soruya. Aa, dayanamam. Dayanam burada da bu konunun dayanamamı da şu. Merkez varsa teğet varsa çektik. Sorun nasıl karışık olursa olsun kardeşim. Hiç önemli değil. Çektin ki Hocam bu yarıçap bilgisi bizim için önemli. Bak bu yarıçap A küçük çemberin yarı çapı. Bu yarı çap, Bu da yarı çap. Sonra hocam burası 90 derece ya. Burası da 90 derece. 90 90 90'dan dolayı burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. R ise R. R ise R. Tamam. Başka ne yapacağız arkadaşlar burada? Bir de büyük çemberi düşüneceğiz. Büyük çemberin yarı çapını da düşünelim. Büyük çemberin yarı çapı. Yarı çap bizim için en önemli şey. 2R. Aa hocam bak burası da 2R. Gördün mü? Bak şurayı da 2R diye yaz. Büyük çemberin yarı çapından dolayı. Aa şu üçgende 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? Zaten açı isteniyor bizden. 30'un. E o zaman burası 30 çıktı. 30 90 ise burası 60 oldu. Alfaya da kaç kaldı? 30 derece kaldı. Yani cevabımız 30 derece yaptı. Gördünüz mü? Olay bundan ibaret gençler. Merkez varsa, teğet varsa, soru nasıl karışıksa karışık olsun, karışık olursa olsun şu çek diki mutlaka mutlaka uygula. Geldik buraya. A. Hocam soruya bakıyoruz. Şu dışarıda kaç? Beni ilgilendirmiyor. Büyük ihtimal üçgensel bilgileri kullanacağız burada. Hocam çevre açı alfa ise 2 alfa ya da 20 ise 40 var değil mi? Evet. İnce ayar, ince detay burada bir de şu. Teğetlik varsa teğet kiriş açı var mı diye bak teğet kiriş açı var mı var bak teğetle ile kiriş arasında kalan açı burası a bu 40'ı görüyor bu 40'ı görüyorsa 1'e 2 olan vardı burası da 20 midir evet hocam 2 iç açı gördük yan yana toplamı bir dış açı 50 50 artık bu üçgende 50 20 ve alfanın toplamı 180 50 ile 20'nin toplamı 70 Alfaya da kaç derece kaldı 110 derece kaldı cevap 110 yapar geldik örnek 24'e ne var burada Hocam iki çember birbirine teğet olmuş. Ne yapıyoruz? Ortak teğeti çiziyoruz kardeşim. Unutma bunu. Ortak teğeti çizdin. Bak ortak teğet bu şekilde. Önce verilen bilgileri de kullanayım tabii ki. Hocam 70 var 80 var. Valla 80'i kullanayım önce. 80 ise şuradaki gördüğü yay kaçtır? Hocam 160. Sonra 70 ise buradaki gördüğü yay kaçtır? 140. Bak bak bak. Teğetsizlik ya. Burada 140 derece var. A teğet kiriş açı hocam. 140 sa burası kaç derece yapar? 70 derece yapar. 1'e 2 orandan dolayı. Hocam küçük çembere bakalım. 160 derece var burada. E, teğet kiriş açı bu sefer böyle var. E, teğet kiriş açı 160'ı görüyorsa hocam burası da o zaman tamamı şurada açı o zaman 80 derece yapar 160'ın yarısı. O zaman buraya kaç kaldı? 10 kaldı. Benden ATC açısı isteniyor. Direktman 10 diye çıktı mı? Çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar işte bu. Verilen bilgileri kullan. İki çember birbirine teğet olduğunda ortak teğeti de çizmeyi unutma. Teğet giriş açı. Sonra açıları kullanınca soru sana böyle çözüm yöntemini veriyor zaten. Bilgileri tek tek kullandığın zaman tabii ki. Geldik örnek 25'e. Çekildeki ATC noktalarına teğet noktaları olduğuna göre ATC açısı kaçtır diye soruluyor şu. İki çember birbirine değmiş mi? Değmiş. Ne yapıyoruz? Ortak teğeti çiziyoruz. Bazı arkadaşlar ortak teğetin buradan çıktığını böyle inanıyor. Bilemeyiz ki. Yani bu ortak teğet şu şekilde bir şey arkadaşlar. Nereden geçtiğini bilemeyiz. Tamam oradan çizsen de doğru çıkabilir aslında ama yok. Buradan çizelim. E şimdi ortak teğet çizmekteki amaç şunu unutma. Teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Hem bu çemberde sağdaki çemberde hem de soldaki çemberde. Bak teğet kiriş var mı? Var. Teğet kiriş açı. Buraya A dersem gördüğü yay 2A. A. Teğet kiriş açı burada da var. Bak burası da A oldu. Çok güzel. Peki şuraya bir B dersem amacım teğet kiriş açıyı kullanmak. Teğet kiriş açı B ise gördüğü ya 2B. 2B ise bak burada da teğet kiriş açı var. Burası da B mi oldu? Evet. Durduk takıldık kaldık. Ne yapıyoruz? Takıldığın zaman soru oku. Soruda neyi kullanmadı 80'i. 80'e baktığın zaman 80 büyük üçgenin elemanı. Büyük dörtgenin elemanı değil mi? A dörtgenin elemanı. Dörtgenin iç açıları toplamı. 2A 2B. Bak şurası 2A. Şurada da 2B var. Değil mi? 4 yok. Ee, şöyle. Normalde açısı 80 derece. Bu, bu ve bu. A artı B artı, A artı B artı 80. Yani 2 artı 2B yapıyor. Bir de artı 80 eşittir. 360 olacak. 2 A artı 2 B eşittir. 280 olduğundan A artı B'yi kaç buluruz? 140 derece olarak buluruz. Benden ne isteniyor? ATC. ATC'ye bak bakayım. A, ATC de A artı B açısı. Yani cevap böylelikle 140 derece oldu. Örnek 25'te. Güzel bir soruydu. Geldik Örnek 26'ya. Şimdi bana verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Şunların birbirine eşitliğini kullanacağım. Bu çemberde bir açı verilmiş. Buradaki açıyı buraya taşıyacağım ben şimdi. İki çember birbirine teğet mi? Teğet. Hemen ne yapıyoruz? Ortak teğeti çiziyoruz. Şu ortak teğeti çizdik. Başka bir şey verilmiş mi bana? B, -t -c noktaları doğrusal. Dikkat. B, -t C doğrusal. Ben bunun doğrusallığını kullanacağım kardeşim. Şöyle doğrusallığını kullanacağım. Aa hocam bu da doğru, bu da doğru. En azından burada bir ters açı falan kullanılabilir. Önce bilinenden gidelim. Hocam burası 80 çevre açı var. 80 160. Zaten ben burada ortak teğeti çizdim. Ortak teğeti çizmekteki amaç neydi? Her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. E hocam şu çemberde bak bir açı var, bir ay var burada. A, teğetle kiriş arasında kalan açı. Hop şurasını ben bulabilirim. Nedir? 160'ı görüyor. Direkt burası 80'dir. Adam bunun doğrusallığını niye verdi? Bak bu doğru bu doğru. İki doğru arasındaki açı ters açıdan burası da 80 mi oldu? Evet. Bak teğet kiriş açı. Burada da oluştu. 80 ise gördüğü ya 160. Şimdi verilen bilgileri kullanalım. Hocam şu x kenar e, eşit kenarlar eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Yani burası da 160. 160, 160, 320. 360 tamamlayan açısı 40 derece yapar. E o zaman burası 40 ise alfayı da kaç derece olarak buluruz? 20 derece olarak buluruz çevre açıdan dolayı. Yani alfa 20 çıktı. Bu da güzel bir soru. Örnek 26'yı 20 bulduk. Verilen her bilgilere dikkat ediyoruz tabii ki değil mi? Geldik şu soruya. Bir yarım çember verilmiş bir de tam bir çember verilmiş. Hocam yarım çemberi tamamlayayım mı? Yok. Yarım çember çözüm için bize yeterli. E ne yapacağız hocam burada? İki çember aslında birbirine teğet olmuş burada. E ne yapabiliriz? Ortak teğeti mutlaka mı mutlaka çiziyoruz. Hop şöyle ortak teğeti çiziyoruz. Değme noktasından ortak teğeti çiziyoruz. Şimdi Ortak teğeti çizmekteki amaç neydi? Teğet kiriş açıyı kullanabilmek her iki çemberde. Sağdaki çembere bakacak olursak ya da farklı bir mantıkta kullanılabiliyorsa kullanmak. Yani şu teğeti kullanmam lazım. Hocam sağdaki çembere bakacak olursak. Bak şimdi 20 ise gördüğü yay 40 değil mi? Şurası 40. E şu teğeti kullanmaktaki amaç teğet kiriş açı değil miydi? Evet. Hocam Burada da bu yay var. E, bu yaya ait kiriş yok. Biz oluşturabiliriz. Şunu şöyle çizecek olursan. Aa teğet kiriş açı. Bak şurada kaçı. 20 derece mi yaptı? Çünkü 42 görüyor. Burası 20 oldu. Gelelim soldaki çembere. Hocam bu çemberde de amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Hocam alfa ise 2 alfa bu yay var ya bu yaya ait kiriş oluşturabiliriz. Alfaysa iki alfa ise 2 alfa 2 alfa ise teğet kiriş açıdan alfa diyebilirsin. Ya da bu teğeti ben burada sanki daha kolay kullanabilirim. Nasıl mı? Hocam merkez var. Teğet var. Bu şekilde de kullanılabilir. Çek dik. Daha rahat değil mi? Evet, merkez teğet çektik. Yalnız yarıçap çizince dikkat et. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Aa hocam iki kenar çıktı. Burası da alfa. Alfa, alfa. İkisinin toplamı bir dış açı burası da iki alfa. E sonra ne olacak? Hocam şu açıyı da bilseydik keşke be. Tüh. Şuradaki teğetlere dikkat edelim mi? Aa burada da teğet kiriş açı 40'ı görüyor. O zaman burası da 20 mi? Evet. E şimdi iki tane açı yan yana ikisinin toplamı bir dış açı. Burası 40 yapar. E 40 90 ise 2 alfa da o zaman 50 yapar. Dik üçgenden dolayı 2 alfa eşittir 50'den alfayı da böylelikle 25 olarak buluruz. Güzel bir soru. Ben burada bak ortak teğeti çizdik. Önemli olan ortak teğeti kullanmak. Ortak teğeti kullanmanın tekniği nedir? Her iki çemberde de teğet giriş açı şeklinde kullanabilmek. Ya da merkezi varsa teğet varsa çektik, çektik şeklinde kullandığın sürece yani o bilgiye her iki çemberde de o teğeti her iki çemberde de kullanabildiğin sürece sonuca ulaşırsın dostum. Tamam bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Tabi burada teğet giriş açıdan da yine bu soru yapılabilirdi. Evet güzel bir soru cevap 25 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Aslında çoğu kitap bunu özellik olarak verir. Buraya alfa der buraya beta der. Alfa artı beta 90 derece özelliğini verdikten sonra bu soruyu sorar. Sen de dersin ki Alfa ile 40'ın toplamı 90 olduğundan alfa da 50 derece dersin. Ama biz böyle yapar mıyız? Bak özelliği bile vermedim. Yapmayız tabii ki. İlk ispat yöntemiyle yapacağız. Çünkü kural 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 yok bizi bozar. Ne yapacağız burada? İki çember birbirine teğet mi? Teğet. He, hop ortak teğeti çiziyoruz böyle. Hadi ortak teğeti çizdik. Şöyle bir ortak teğet çizildi. Sonra bana ne verilmiş? 40. 40 ise gördüğü yay 80. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Bunları yazdık. Şimdi benim şu ortak teğeti çizmekteki amacım her iki çemberde de kullanabilmek. Merkez yok. Merkez teğet çektik şeklinde yapamam. Başka nasıl kullanabilirim? Teğet kiriş açı. Şimdi ben soldaki çembere bakıyorum. E bu yay verildiği için bu yayı yoğunlaşıyorum. Dikkat. Bu yaya yoğunlaşıyorum şimdi. Hocam teğet var, bu yay var. E buna ait bir teğet kiriş açı oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Hop şöyle bir kiriş çizersem 80'e ait. Ne oldu? Teğet kiriş açı. Hocam burası 40 derece. Aa burada da teğetlik var. Bunu da kullanalım. Teğet kiriş açı. Hocam burası da 40 oldu. Eyvallah. Bunu kullandık. Gelelim buradaki çembere. Hocam buradaki çemberde de bak şuradaki yay var. Bu yayı kullanacağım. Amacım teğet kiriş açı oluşturmaktı. E o zaman burada da arkadaş 2 alfaya ait bir kiriş oluşturursam hocam teğet kiriş açı e o zaman burası alfa mı oldu? 2 alfayı alfa. Hatta burada da teğetlik var. Teğet kiriş açı burası da alfa oldu. Ana maviye bakar mısın? Büyük üçgen. Yani 2 alfa artı 80 mi oldu orası? Üçgen iç açılar toplamı 180'den 2 alfa eşittir. 100'den alfayı da böylelikle 50 derece olarak buluruz. Örnek 28. Böylelikle 50 çıktı. Bu da güzel bir soru. Özelliğe gerek var mıymış? Bence yok. İspat yöntemi. Bence çok önemli. Geldik. Son soruya. Evet sanırım bu videonun son sorusu. Şekilde çemberler birbirine E, D, F noktalarında teğet olduğuna göre. Hmm. Şimdi bunu da kitapta bakınca anlarsın aslında. Bu şekilde 3 çember birbirine teğet olduğunda şu açıların toplamı 90 derece. E, hocam bunu böyle kural olarak verirsek ya biri merkezden gelirse işte o zaman o tür soruları yapamazsın. O yüzden kuralını falan vermedim burada. E hocam ne yapacağız? Öncelikle verilen bilgilere bakalım. 30 ise gördüğü yay 60 küçük yazıyorum. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa 40 ise gördüğü yay 80'leri yazdık. Şimdi çemberler birbirine değdiği zaman Ortak teğeti çiziyoruz. Şurada ortak teğeti çizdik. Tamam. Şurada ortak teğeti çizdik. Hocam şurada da ortak teyeti çizeceğiz. Hocam şurada da ortak teğeti çizeceğiz. Şimdi şu ortak teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. E hocam bu çembere soldaki çembere bakacak olursam yay olarak burası verilmiş. 60'a ait bir kiriş oluşturayım o zaman. 60'a ait bir kiriş oluşturduğum zaman hop şurası. A teğet kiriş açı 60'ı görüyor. O zaman burada kaç kaç derece? 30 derece. Hocam burada da teğet kiriş açı var gördün. 60'ı görüyor. O zaman burada kaçı da kaç derece yapar? 30 derece yapar. Sonra geldik 80'lik kısma. Hocam buradaki şu teğet çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanmak. Şuradakini kullandım. E o zaman şu 80'i de kullanayım. Buna ait bir kiriş oluşturayım. Hop. Kirişi oluşturalım. Dur. Kiriş oluşsun bakalım. Hop. Oluştu. Oluşunca. Hocam teğet kiriş açı 80'i görüyor. Bak. Burası kaç yapar? 40. Burada da bir teğet kiriş açı var. Burası da 40 mı yaptı? Evet. Şimdi 2 alfaya bakıyoruz. 2 alfaya ait de bir kiriş oluşturalım o zaman. Amaç bu teğet çizmekteki amaç her iki çemberde teğet kiriş açı oluşturmak. Hocam 2 alfayı görüyor burası. Bak burası ne oldu? Alfa oldu. Bak burası da ne oldu? Burası da alfa oldu. A üçgen çıktı mavi üçgen. 2 alfa 2 tane 30 2 tane 40. Yani 2 alfa artı 60 artı 80 eşittir 180'den. 2 alfa 40 mı yapar? Alfayı da böylelikle 20 olarak mı buluruz? Değil mi? İşlem hatası yapmadıysak. Evet 20 olarak buluruz. Anladın mı mantığı? Teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de ortak şeyi kullanabilmek. Bak bu teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açı kullandık. Bunu çizince de her iki çemberde teğet kiriş açı kullandık. Kirişimiz yoktu kirişi biz çizdik. Ya da bunu çizdiğimizde amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Tamam mı dostlar? Olay bu. Evet böylelikle bu dersin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda çemberde açı konusunun son videosunda. Yani dördüncü videoda. 17. haftanın dördüncü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.